Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın yürütme kurulu başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu'ndan. Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Çok özledik vallahi online. Gerçekten, gerçekten öyle. Alışmak zor. Hep birlikte olmayı, sahnede olmayı, gençlere dokunabilmeyi, sizlerle birlikte olmayı çok özledik. Aynen, benim için de ama öyle. Herhalde inşallah bu son olur bu yıl. Bundan sonra yine gerçek anlamda birlikte oluruz. Evet, detaylar için ben ekranı size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanım, Sayın Başkanlar, Sayın Endüstri Temsilcileri, Sayın Medya Temsilcileri, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldin diyor. 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın heyecanını bizimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Yenilikçi ve rekabetçi projeleri hayata geçirme, genç girişimcilere destek olarak onları sektöre kazandırma, böylece ihracata ve ülke ekonomisine katkı sunma arzusu ile başlayan ve 2012 yılından bu yana aralıksız devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda bugün de yine ilk günkü gibi heyecanlıyız. 2012 yılında Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması adıyla iki ayrı proje süreciyle yürütüyorduk bu etkinliğimizi. Bugün otomotiv sektörünün değişiminden etkilenerek Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ve aslında bir Startup Challenge programı haline geldik. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörü muazzam bir dönüşüm içinde. Önümüzdeki dönem ulaşımımızı alternatifli yakıtlı, bağlantılı ve paylaşımlı araçlar ile sağlayacağız. Otonom araçlara geçildiğinde ise dört tekerlekli bilgisayarlar, yani mobil data taşıyıcıları olan araçlar sokaklarda yürüyecek ve bunların hangi enerjiyle yürüyeceği, sahibinin kim olacağı, hangi yeni iş modelleri yaratacağı gibi ciddi değişimlere sahne olacak mobilite dünyası. Üstelik sadece araçlar değil, araçlara bağlı sürücüler, yayalar, binalar ve şehirler de bu dönüşümün içinde olacak. Artık tüketici yalnızca araç satın almakla ilgilenmiyor. Aynı zamanda hizmet satın almak istiyor. Tüketici davranışlarındaki en önemli değişimlerinden biri de çevreye duyarlılık yönünde. Biliyorsunuz yakın geleceği yeşil mutabakat damgasını vuracak. Karbon ayak izini en aza indirmek isteyen insanlar fosil yakıt kullanımlarını azaltmak için hızla elektrikli araçlara zaten bugünden yönelmiş durumda. Elektrikli araçların getirdiği bir önemli değişim ise o geleneksel üretim dışında çok daha az yatırımla, çok daha iş gücüyle üretilmesi dolayısıyla işin artık çok kolaylaştığı, araç üretiminin çok kolaylaştığı ve bu sayede de hızla yeni firmaların, startupların bu endüstriye dahil olduğunu görmekteyiz. Özellikle de yeni skateboard tabir ettiğimiz teknolojiyle yürüyebilen şaseler üzerine oturtulmuş keplerle herkes artık kendi aracını üretme şansına sahip olacak. Bu da endüstride önemli bir değişim getirecek. Yeni iş modellerini ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmemiz, yeni mobilite dünyasında var olabilmemiz için biz geleneksel sanayicilerin deneyimlerimizi ve sermayemizi genç girişimcilerin çözümleyici aklıyla birleştirmemiz gerekiyor. Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmemiz için gençlerin bilgisine, kültürüne, süretine ihtiyacımız var. Bugün biz de bu yarışma sayesinde destek verdiğimiz startupların başarılarıyla övünüyor, mobilite çözümlerini yarışmamızın teması olarak belirliyoruz. Lider otomotiv sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı bize önemli bir misyon yüklüyor. Bu nedenle mobilite ekosisteminde önemli bir pay alabilmek ülkemizin ekonomisi için de hayati önem taşıyor. Sayın konuklar, bugüne kadar
12 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 binden fazla başvuru değerlendirildi ve 107 proje ödül almaya hak kazandı. 1 milyon 700 bin TL nakdi ödül hak eden projelere dağıtıldı. Bu yılda mobilite ekosisteminin önemli kişilerinin bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirilen projelerden uygun görülenlere ilk turda 500 bin TL'lik ödül ve hepsinin patent tesisini yaptırma hakkı kazanıldı. Ancak yarışmayı yalnızca nakdi ödül dağıtmak için yapmıyoruz. En önemlisi biz bu projelerin sahiplerinin otomotiv sektörünün gelecekteki mühendisleri, yöneticileri, ihracatçıları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yarışma bittikten sonra da projelerin hayata geçebilmesi için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Projemizi gerçekleştirme ve sonrasındaki takip işlemlerini 2015 yılından bugüne olmak üzere 7 yıldan beri İTÜ Çekirdek işbirliğiyle sürdürüyoruz. Kazanan arkadaşlar İTÜ Çekirdek'te Kuluçka programını alınıyor ve eğitime devam ediyorlar, mentörlük alıyorlar, şirketleşme sürecine giriyorlar. Süreç boyunca Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğinden biri olan Big Bang Startup Challenge'a hazırlanıyorlar. Big Bang Startup Challenge'da 2012'de OYİP olarak bu yarışma ödülü dışında ayrıca 600 bin liralık bir ödülümüz daha var. Kendini geliştirmek isteyen, yarışmalarımıza dereceye giren finalistlere yurt dışı eğitim olanakları da sunduk. Bugüne kadar dereceye giren finalistler arasında Ticaret Bakanlığı tarafından 11 öğrenci İtalya, Avustralya ve Amerika gibi ülkelerde eğitim gördüler. Bunun yanı sıra projelerin yatırım alması için firmalara kendilerini tanıttıkları ziyaretler düzenliyoruz. Tahsisat organize bölgede girişimi açtık. Girişimcileri yatırımcılarla buluşturup bu ziyaretlerde projelerin hayata geçebilmesi için önemli destekler talep ediyoruz ve gerçek anlamda da bu destekler de hayata geçiyor. Tüm bu faaliyetler sonucunda desteklediğimiz projeler 62 milyon TL yatırım aldı, 104 milyon TL ciroya ve 590 kişilik bir istihdama ulaştılar. 350 milyon TL de değerleme rakamına ulaşmış durumdalar. Ayrı bir gurur da bizim destek verdiğimiz girişimcilerin %65'i faaliyetlerine devam ediyor, %48'i de şirketleşmiş durumda. Son zamanlarda mobilite konusunda yatırım alan firmaların önemli bir kısmı ise bu etkinlikten geçmiş durumda. Bu bizi ayrıca gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Otomotivin geleceği tasarım yarışması artık bu ekosistemin önemli bir yapı taşı oldu. Sektörle tanışmanın, yatırım almanın bilinen yolu oldu. Ve bu model diğer sektörlere de örnek oldu. Bizim arkamızdan diğer sektörlerde aynı modeli uygulamaya çalışıyorlar. Evet, tüm bunlar yüzümüzü güldürüyor ama yetmiyor. Bu yapının kalıcılığını sağlayabilmek için yatırımcı tarafının daha iştahlı ve kurumsal hale gelmesi lazım. Buradan tedarik sanayi temsilcilerine, ana sanayi temsilcilerine, yatırım fonlarına, siyasi otoriteye sesleniyorum. Gelin girişimcilere daha çok imkan sağlayalım, sektörel fonlar ile teşvik mekanizmalarını oluşturalım, geleceğe daha çok yatırım yapalım, sektörümüze ve ülkemize değer yaratalım. Sayın katılımcılar, bu yıl mobilite çözümleri yani hareketlilik ekosisteminde çözümler temasıyla düzenlediğimiz yarışmaya 383 proje başvurusu aldı. Pandemi nedeniyle bu yılki etkinliği geçen yıl olduğu gibi online ortamda gerçekleştiriyoruz maalesef. Projelerini bizimle paylaşan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sizin ilginiz bizim için çok çok değerli. Yalnızca bugün değil, her zaman sizi dinlemeye ve desteklemeye hazır bir otomotiv endüstrisi İhracatçılar Birliği olduğunun önemli altını da çizmek isterim.
Evet, bu yolda yalnız yürümüyoruz. Bizimle aynı duyguları paylaşan ve amaçlarımıza ulaşmamızda yardımlarını esirgemeyen Ticaret Bakanlığı'na, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve değerli başkanına, paydaşımız Ütü Arı Teknokent'e, projenin yürütülmesindeki katkılarından dolayı OYÜP Yönetim Kurulu'na ve birlikte çalıştığım üstün katkıları olan proje yürütme kurulu üyelerine, projeleri değerlendiren, onaylayan değerli jüri üyelerine ve proje yürüten OYÜP ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da en önemli teşekkürü ve takdiri etkinliğimize katılıp projelerini bizimle paylaşan girişimcilere gönderiyor. Başarılarının tamamına ermesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Ömer Bey, çok teşekkür ediyorum. Konuşmanızı dinlerken notlar aldım. Hani gerçekten yakıtının değiştiği, işte kullanımının değiştiği ve iletişiminin değiştiği, işletme sisteminin değiştiği bir sektörden bahsediyoruz bugün otomotiv dediğimizde. Herhalde tarihi boyunca bu kadar köklü değişimi bir arada hiç yaşamadı ve eminim bütün bu değişimler kendi içerisinde birçok fırsata da gebe. Bu kadar çok fırsatın içinden ne kadar pay alınabilirse o kadar da iyi ve önemli diye düşünüyorum. Ve yani şunu belki tekrar altını çizmek lazım. Konuştuğumuz şeyler bugün bağlantılı işlerden konuşuyoruz. Her şeyin her şeye bağlandığı bir iş dünyasından konuşuyoruz. Bizim şu anda belirlediğimiz bunlar. Yarın bu bir kar topu gibi bağlandıkça büyüyen bir ekonomi olacak. Yani 3 trilyon dolar konuşuluyor, 5 trilyon dolar konuşuluyor ama bir döndüğü zaman bu 5-10 olacak. Dolayısıyla yani artık ekosistem o kadar büyüdü ki sadece otomotivcinin bu işin içinden çıkması mümkün değil. O yüzden bu gençlere ihtiyacımız var. Yani bizim sektörümüzün, bizim kabiliyetimizin dışında oyunlar oynanmak zorunda. O açıdan gençler bu konuda çok şanslı. Çünkü onlar zaten geleceği temsil ediyor. Onlar ihtiyacı biliyor. Onların bildiği ihtiyacı hayata geçirecek çözümler ise işte bizim yarışmamızda beklediğimiz, arzuladığımız ve onlara destek vermeyi istediğimiz girişimler olacak. Evet, bir de tabii konuşmanızı dinlerken tam ben de aynı noktaya gelecektim. Şimdi siz tabii açılış konuşmasının insicamı doğrultusunda işte şunu yaptık, bunu yaptık, şunu ettik diyorsunuz. Eminim katılanlar kendi tecrübelerinden de yola çıkarak hani bu bir cümlenin içine sığan şeylerin nasıl bir emek gerektirdiğini, ne kadar yoğun çaba gerektirdiğini, ne kadar zor olduğunu, hele ki böyle zamanlarda takdir ediyorlardır. Yani mesela baktığımızda dediniz ya bu sektörle tanışma ve yatırım alma konusunda bir nevi köprü görevi görüyoruz. Bana referans olduk, referans olduk. Aynen öyle ve bu hani şimdi aramızda bizleri izleyen ve bu sektörün paydaşı olmaya çalışan girişimciler vardır. Bu bahsettiğimiz iki kelime öbeğinin esasında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu ve bu yarışmanın ve sizlerin varlığının bu geçiş anlamında ne kadar önem taşıdığının da bir göstergesi. Çünkü hani bu boyutlar arası geçiş sağlayan yıldız kapısı derler ya, Stargate, öyle bir şey. Yani dışarıdaki birisi için tamam, çok iyi fikriniz var, çok iyi bir ürüne dönüştürdünüz ama muhataplarına ulaşılmadığı sürece işte bu kuruyup gidiyor, pek çok tarihte de örneği olduğu gibi. O açıdan da çok önemli çabalarınız. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Daha güzel haberler ve gelişmelerle yeniden bir arada olmayı diliyorum. Kolay gelsin Ömer Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu'nu ağırladık.